Manşete hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı kim olmasın? Bugün KJ'de bu yazıyor ve bu soruya cevap arayacağız. Sadece bu değil, e, ekonomik kriz artarak büyüyor. Ülkenin bir numaralı gündemi ekonomik buhran, büyük kriz, hayat pahalılığı. Bir numaralı gündem bu. Yani ne gezi eylemi kararları, gezi davası kararları, ne Ali Babacan'ın altınlı masadan çekildi mi çekiliyor mu tartışması, ne işte efendim duşa kabine girilmiyor diyen e, depremzedeye AKP'li başkanın önce evinde duşa kabin mi vardı gibi yanıtı. Ne o ne bu. Sokakta muhalefeti kazanacak, muhalefet seçimi kazanacak duygusu yok. Buna da bakacağız. Ve yine bir takım basın organlarının e, muhalefeti nasıl manipüle ettiği. Buna da bakacağız. Ukrayna'ya, Rusya krizine de bakacağız. E, Rusya, Polonya, Bulgaristan gazını kesti. Ruble ödeme yapmadıkları için bütün bunlara bakacağız. Dünya peki bir noktaya doğru gitmiyor. Her ne kadar Fransa'da Macron seçimi kazanınca rahat nefes alır gibi oldu dünya ama Le Pen, Marine Le Pen oyunu artırdı. Babasının 5 milyonda kendi 5 milyon oyla kendine devrettiği e, sistemi seçmeni önce 10 milyona en sonunda 13.3 milyona çıkardı giderek artıyor. Ve Fransa'da Macron'un kazanması kadar aşırı sağ denilen veya radikal sağ, ekstrem sağ ne denirse, ırkçı, faşist ne denirse o sağın yükselişi dikkat çekici. Yani bir sonraki seçimde Le Pen veya onun gibi biri ipi göğüsleyebilir. Tıpkı bir sonraki seçimde Amerika'da ipi Trump veya onun gibi birinin göğüsleme ihtimali gibi göçmen karşıtı tutum bütün dünyada artarak devam ediyor Türkiye'de artık hat safhaya uzan, e, ulaşmış durumda buna da bakacağız elbette açık kapı politikası izleyen iktidarın e, bu konuda kabahati var e, ve bütün sorumluluk orada e, şunu da akıldan uzak tutmayın 1 milyon nüfuslu bir şehire paraşütle 100 bin göçmeni indirseniz ve bütün sokaklarına dağıtsanız bütün mahallelerine dağıtsanız o şehirde isyan çıkar ve o isyanda o halk haksız değildir. E, dolayısıyla Türkiye halklarının da o anlamda Suriyeli, Afgan e, hangi ülkeden gelirse gelsin Iraklı göçmenlere karşı tavrını bu şekilde değerlendirmek icap eder. Elbette e, bu politikalar göçmen karşıtı politikalarda e, göçmen karşıtı politikalar üzerine yükselen gene Türkiye'deki radikal sağında altını çizmek lazım. Birazdan bakacağız seçim denklemlerinde, ittifak denklemlerinde onların da isimleri geçiyor. En önemli gündem ekonomik buhran. Bazı başlıkları sıraladım ve bu göçmen meselesi direkt ekonomik buhranla alakalı. Yani 3 sene 5 sene öncesine kadar bu denli bir rahatsızlık yokken bugün bu rahatsızlığın olması ekonomik buhranla alakalı. Rusya-Ukrayna Savaşı. Direkt ekonomik buhranla alakalı. Yani her yerde açı çek yağı fiyatı yükseldi. Marketler kota koydu İngiltere'de. Niye? E Ukrayna kaynaklı olduğu için en temelde. E Polonya ve Bulgaristan ruble cinsinden ödeme yapmadığı için gazı kesildi. Ama Almanya e, ruble ile ödeme yapmayı kabul etti. Niye? Gazı kesilmesin diye. Her şey. Ee, onun için e, gezi kararlarını önemsemiyor veya muhalefetteki son dalgalanmaları önemsemiyor, hafife alıyor değilim. Fakat en önemli mesele ve e, üzerinde durulması gereken, çözüm üretilmesi gereken ve ülke bir uçurma doğru gidiyor, dibin dibine doğru gidiyor, daha dibi görmedik bunlar iyi günler filan derken bu çıkışı gösterecek, umut verecek irade. En önemli şey bu. Ekonomik buhran, ekonomik kriz. Muhalefet liderleri sahada Akşener'in son konuşmalarından birini dinledim. E, muhalefet liderleri içerisinde de sahada en yoğun aktivitesi olan lider takdir etmek gerekir ki Meral Akşener. Bir çocukla karşılaştım, 5 yaşında gibi görünüyordu ama daha büyükmüş dedi. Sarıldım, işte kemikleri elime geldi dedi. Yani sokaktaki manzara bu. Ve siz sokağa inerseniz, işte o çocuklarla o çocuklara sarılırsanız o, o çocukların bir deri bir kemik haline gelmiş haline bakarsanız o kadınların erkeklerin yaşlıların emeklilerin o zaman içiniz titrer ve bir şeyler yapma isteği hissedersiniz. Bakın CHP e, grup baş e, genel başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grubundaki konuşması 13 dakika çok kısa sürdü değil mi? Ve özellikle gezi davası kararları ile ilgili öfkesi ve ondan sonra artık verdiği kararlar yansıdı o grup toplantısına. Grup toplantısının bir yerinde durdu ve yutkundu. Zor anlardı. Yani olayların gidişatın bana göre e, Millet İttifakı'nın iki mühim unsuru Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de fena halde farkında. Çok iyi biliyorlar. Ama farkında olmayanlar var. Ama enteresan bir şekilde farklı siyasi hesaplar yapanlar var. Onlara bakacağız. Önce medyayla başlayalım. Ne dersiniz? Çarşamba günü Cumhuriyet Gazetesi biliyormuş gibi bu manşetle çıktı. Çı Kılıçdaroğlu artık aday. Yani altılı masada Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkmış. Hiç böyle bir açıklama yokken bilakis negatif açıklamalar varken bunu desteklemeyen bir takım görüşler varken Temel Karamolluoğlu gibi mesela Kılıçdaroğlu artık aday diye e, Cumhuriyet ilan etti. Neden acaba? Yani Cumhuriyet gazetesinin bir kere daha altını çizeyim. E, bir önceki yönetimi Can Dündar ve arkadaşlarının yönetimindeydi Cumhuriyet Gazetesi ve vakıf yönetimi Alev Coşkun'un liderliğini yaptığı darbeciler saraya ihbar ettiler kendi mesai arkadaşlarını Can Dündar ve arkadaşlarını ve mahkemede aleyhinde şahitlik yapıldı tanıklar tutuldu şu oldu bu oldu ve saray marifetiyle Cumhuriyet gazetesini ele geçirdiler bugün Cumhuriyet gazetesinde yazan saygı duyduğunuz isimler olabilir ama bu durumu değiştirmiyor yani evet. böyle bir Cumhuriyet gazetesi iktidara borcunu mu ödüyor dersiniz bilmiyorum altılı masalın ortak adayı belli bu da bugünkü Cumhuriyet yani Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz yok. Dünkü haber Sarp Sakal imzalıymış. Bugünkü haberde Selda Güneysu imzalı. Yani Cumhuriyet sürdürüyor. Yani Cumhuriyet Kılıçdaroğlu'nu ilan etti ve artık tamam diyor. Enteresan. Sözcü gazetesi. Yani beni eleştirenler Sözcü gazetesine bu haberi yapan Veli Toprağı bunu birinci sayfasına koyan genel yayın yönetmenine ve altına doğru bütün yazı işlerine şikayet maili atsınlar lütfen. Yani takvim gazetesi gibi bir başlık atmışlar. E, beni eleştiriyorsunuz benim gibi pek çok insan eleştiriyorsunuz ya muhalefet hiç mi iyi bir şey yapmıyor? Neden muhalefete yükleniyorsun böyle? Yani muhalefetin iyi yaptığı şeyler anlatıyorum en başta anlattım zaten. Altında çiziyorum muhalefet hakkında kafa yoruyorum. Muhalefetten ümidi kesseydim muhalefet hakkında kafa yormazdım. Yani bunu bir kere daha söylüyor, birkaç kere söylemek durumunda bırakıyorsun ee, gelen yorumlar beni. Altılı Masa'da ilk Fre diye çıkmış Sözcü gazetesi. Eğer asıl yani trolleme asıl e, kötü niyet arıyorsanız buraya bakacaksınız. Benden böyle bir laf böyle bir cümle işitemezsiniz işitmezsiniz zaten. Çünkü kötü niyettir bu. Aynı sözcü gazetesi daha önce göstermiştim. Bir kere daha göstereyim. Tartışmalı gezi kararı diye manşet, manşet atmıştı. Gezi davası kararları açıklandıktan sonra. Neyin tartışması yahu? Neyin tartışmalısı? Hangi karar tartışılıyor? Evet. Gezi demişken Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı demiş ki Kavala daha fazla gecikmeden serbest bırakılmaz, bırakılmalı. Beni derin hayal kırıklığına uğrattı filan. Endişe bildirmeye devam ediyor Avrupa'da. Yani ne yapacaksanız yapın. Yani Kavala demişken bir parantez açtım ve kapatacağım ama yani çok enteresan. Deeply concerned falan gibi böyle İngilizce'de derin endişe içindeyiz. Derin hayal kırıklığı, büyük üzüntü içerisindeyiz. Şarşı, e, sarsıldık, şaşırdık, şoke olduk. E sonra? Ya 10 yıldır Derin endişe içinde Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa'daki bütün unsurlar her biri farklı farklı kiminin merkezi Brüksel, kiminin merkezi Strasbourg farklı noktalar. Ama yani Financial Times baş yazısında yazmış. Ömer Murat çevirmiş ve Türkçesiyle tweet attığı için aynen alıntıladım. Kavala davası nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki üyeliği vakit geçirmeden askıya alınmalı. Türkiye'nin imza attığı kurallara uymamasının bedeli olmalı. Batı sadece parmak sallayan bir ikiyüzlü olmadığını göstermeli diyor. Gazeteler artık böyle yazmaya başladılar. Yani Financial Times diyor ki sen sadece Türkiye'ye parmak sallayan ikiyüzlü bir yönetimsin. 200'lü örgütlerin var. İşiniz, gücünüz parmak sallamak. Başka da bir şey yapmıyorsunuz. 10 yıldır parmak sallıyorlar. 10 yıldır. Evet. 6 Altı... Altılı Masa'dan kulisi Abdülkadir Selvi bal vermeye başlamış. Yani Altılı Masa utanmalı bir iktidar kalemine bir iktidar, iktidar kalemi masadan kulis aktardığı için. Veya bu konuda bir yalanlama falan geldi mi bilmiyorum. Neyse neymiş efendim? Selvi'nin bildirdiğine göre seçim kararı alındıktan bir hafta sonra aday açıklanacak. İttifakın seçime nasıl gireceği 8. gün ilan edilecekmiş. Evet. Kılıçdaroğlu'nun bu lafları tartışılıyor. Ya bana katılın ya yolumdan çekilin. Bununla neyi kastetti vesaire. Valla neyi kastetip neyi kastetmediğini bilmiyorum. Ayrı bir konu. Ama şu var. Ee, Fransa'daki seçim Cumhurbaşkanı kim olmasın seçimiydi. Ve Macron özellikle soldan sağdan liberallerden Le Pen olmasın diye oy aldı ve %58 ile başkan seçildi. Bir 5 yıllığına daha seçildi ve demokrasi 5 yıllığına bir nefes aldı. Cumhuriyetçi ittifakı oldu bir anlamda Fransa'da. 5 sene sonra bilmiyoruz. Bir ay sonra yerel seçimler var. Oradan çıkacak sonuç da yeni başbakanın belirlenmesinde belirleyici olacak. Fransa yarı başkanlık sistemi, cumhurbaşkanı olduğu gibi bir başbakan ve kabinede var. Tabii elbette Fransa Başbakanı yurt dışında kamuoyunda yurt yani çok fazla tanınmıyor, dışarıda bilinmiyor ama içeride biliniyor ve belli icraatları da o takip ediyor. Kılıçdaroğlu ilan edilmemiş adaylığını pekiştiriyor. altını çizerek söyleyeyim. bu son şey eylemi yani elektriğinin kesilmesi bugün açılıyormuş galiba. Elektriğinin kesilmesi ve işte mum ışığında veya gaz ışığında neyse şey yapması, fener ışığında yayın yapması eşiyle beraber falan gençleri kabul etmiş en son. Bütün bunlardan da görülen şu ki Kılıçdaroğlu artık cumhurbaşkanlığı adaylığını yavaş yavaş pekiştiriyor. Nitekim birazdan bunlara bakacağız ama özellikle Erdoğan'ın rakibi mi, Erdoğan'ın rakibi mi sorusuna verilen cevap önemli metropol araştırmanın birazdan bakacağız. Kılıçdaroğlu'nun Allah nasip eder sizler destek verirseniz ben bu memlekete huzuru getireceğim sözleri de önemli. Dün iftarda konuşmuş. Ben huzuru getireceğim diyor. Yani konuşmalarında artık birinci tekili kullanıyor. Şimdi tekrar dönelim. Metropol Mart 2022 araştırmasında sormuştu. Daha önce ekrana getirmiştim. Bir kere daha paylaşmış Özer Sencar. Önemine binaen iyi de olmuş. Bir kere daha hatırlatıyor. Erdoğan'a oy veririm diyenler 33 karşısına çıkan rakibe oy veririm diyenler 33 denge var rakibin kim olduğuna bağlı diyenler de 28. Evet. Yani bu son derece önemli. Bakın sizin bunu hep söyleyeceğim. Sıkısanız da söyleyeceğim ya tekrar oldu deseniz de söyleyeceğim. Sizin ikna etmeniz gereken kitle belli. Birkaç milyonluk bir kitle. Birkaç milyonluk bir seçmen kitlesi. 1 milyon mu 1,5 milyon mu 2 milyon mu 3 milyon mu bilmiyorum. Çünkü seçmen sayısı 59-60 milyonu bulacak belki 62 milyonu bulacak bilmiyorum. Ve bunun 50 milyon kadarı sandığa gidecek kabaca. Ve bu 50 milyonun 25 milyonunu oyunu alan Cumhurbaşkanı seçilecek. Arada da... Ee bıçak sırtı bir fark var ve bu bıçak sırtı fark 1 1,5 milyon 2 milyonluk bir seçmen. Yani o kadar seçmen orada değil burada olursa Cumhurbaşkanlığı konusunda belirleyici olacak. Sizin ilk ikna etmeniz gereken, ulaşmanız gereken kitle bu. CHP kitlesi değil. AKP kitlesi de değil. Zaten AKP kitlesi sizi seyretmiyor. CHP kitlesi de AKP'nin kanallarına. Yani siz nasıl A Haber'i seyretmiyorsanız onlar da sizin kanallarınızı veya sizin şeyinizi, platformlarınızı seyretmiyor. Haliyle Erdoğan bir şey söylediğinde ona cevap vermeye çalışıyorsunuz. Ya kendi kitleniz zaten adamın yalan söylediğini biliyor. Adamın çarpıttığını biliyor. Hala gezide bir açtılar falan. Camide bir açtılar yalanını söylüyor. Ve bakıyorum YouTube yorumcularına televizyonlardaki yorumculara saatlerce öyle olmadı da böyle oldu da yok caminin müezzini şöyle dedi de saatlerce anlatıyorlar bunu ya sen kime ne anlatıyorsun karşındaki kitle seni izleyen kitle bunu biliyor zaten adamın yalan söylediğini de biliyor çarpıttığını da biliyor ve çarpıtmada yıllardır ısrar ettiğini de biliyor sen adamın seslendiği kitleye ulaşabiliyor musun sorun bu o kitle seni dinlemiyor zaten Dolayısıyla sürekli olarak Erdoğan'ın veya AKP sözcülerinin ürettiği laflara, ürettiği yalanlara, ürettiği propaganda unsurlarına cevap vermeye çalışmak, düzeltmeye çalış. E bizi gençler de izliyor. Ya gençler de senin gibi düşünüyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Seni kararsız kitle yani kararsız kitleyi ikna ederken adamın yalanlarıyla falan değil yani. Kararsız kitleyi ikna edeceğin yöntemler farklı. İkna etmen gereken bir, bir buçuk milyonluk, iki milyonluk bir kitle. Oraya oynaman gerekiyor. Evet. Erdoğan bu adam Türkiye'nin sorusuydu demiş Kavala için. Sonra da işte hukuk devletiyiz derken onlara biz hukuk devleti değiliz biz de hukuk devletiyiz diyoruz. Zaten hukuk devleti dediği anda bir ülkeyi yöneten kişi o ülkenin hukuk devleti olmadığı anlaşılıyor. Yani bu üsluba baktığınızda yani bir devlette sorumlu mevkide bulunan bir kişi Türkiye guguk devleti değil, hukuk devleti dediğinde zan tamam orası guguk devleti diye düşünebilirsiniz. Geçelim. Ee, gitmiş e, Suudi Arabistan'a e, ve Muhammed Bin Selman'la görüşecekmiş. Tamamen para, ekonomik e, odaklı bir seyahat. 3 hafta önce Cemal Kaşıkçı davasını, Cemal Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a iade etti Erdoğan. E, Maktulü davayı katillerine teslim etti. Tükürdüğünü yaladı. O laflarını falan filan biliyorsunuz. Çok da, çokça dolaşıma girdi. Hiçbir kutsalı olmayan bir adam. Hiçbir inancı olmayan bir adam. Sadece işte koltuğunu korumak. Kendi devletin değil. Kendi bekası. Kendi ve çevresinin beka, bekasını sağlamak almak amacıyla adımlar atıyor. Yapmayacağı şey yok. Hiçbir kutsalı yok. Kanun tanımaz. Kural tanımaz. Öyle yürüyor. Ee, Muhammed Bin Selman 36 yaşında Suudi Arabistan'ın gelecekteki kralı ama şu anda zaten kral gibi yetkilerle ülkeyi yönetiyor. Baksanıza işte muhalifleri infaz ediyor yurt dışında, susturuyor vesaire. Para dağıtıyor her yere ama silah alıyor ama başka bir şey. İktidara gelirse vay haline 36 yaşındaki bu adam. Herhalde 80 yaşına kadar kalırsa 50 sene bununla yaşayacaksınız. Öyle görünüyor gidişat o yönde yani. Dönelim. Meral Akşener gezi kelimesinden hep hep korkmuştur diyor. Meral Akşener'in ve e, muhalefetin e, özellikle Gezi davası kararlarıyla ilgili çıkışları konuşuldu. Ya bravo hele hele böyle bir sağ partiden böyle bir çıkış Gezi'ye direniş dedi. Gençlerin altını çizdi. Hatta 1908'e Abdülhamit istibdadına göndermede bulundu falan gibi yorumlar yapılıyor. Doğru fakat e, muhalefet yapılması gereken analiz şu. Uzunca bir zaman sonra ilk defa muhalefet, Gezi'de konsolide oldu. Gezi kararlarıyla konsolide oldu. Ahmet Necdet Sezer bile yıllar sonra çıktı açıklama yaptı. Abdullah Gül'den önceki Cumhurbaşkanı. Doğu Perinçek bile "Ben de gezeceğim." dedi. Yani düşünün iktidar ortağı. E, o açıdan enteresandı. Gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'lerin çıkışı, gerek İyi Partiler'in çıkışı, gerekse işte böyle gerçekten epeydir suskunla e, bürünmüş e, grupların çıkışı enteresandı. Esasen Açık Toplum Vakfı, Osman Kavala Erdoğan'ın şunun bunun hedefinde değil, ağırlıklı olarak genel kurma içinde bir clean hedefindeydi. Şu anda çok sert rüzgarlar esiyor. Bu konuda bir şey söylediğinizde üstünüz başınız batıyor. Ama ileride gazeteciler, araştırmacılar o konulara tekrar baksınlar. Önceki darbe soruşturmalarına, hükümete müdahale soruşturmalarına, işte internet anlıcı soruşturmalarına falan baksınlar. Genel kurma içinde bir cephe e, açık toplumu ve Osman Kavala'yı hedefe oturtmuşlardı ve e, ondan dolayı da onunla uğraşıyorlardı o evraka falan girmişti hepsi vardı hepsi yargılama konusuydu her ne halisi zaten o cepheye baktığınızda bugün Osman Kavala ile ilgili tweet atmadığını görürsünüz destek vermediğini görürsünüz Dursun Çiçek'e baktım mesela bir iki tweet'i RT'lemiş ama açıktan Kavala ile ilgili bir şey yazmamış geriye doğru da yazmadı bazı insanların e, ne yapmadığına bakacaksınız konuları anlamak için parantezi kapatıyorum çünkü onlar da biliyorlar rüzgar sert esiyor. Yani sert kavala rüzgara esiyor. Şu anda kavalaya bir şey söylemeyelim. Söylersek mahallede bizi linç ederler. En azından böyle rahvan gidelim falan diyorlar. Bunu da akıldan çıkarmayın. İleride araştırmacı gazeteciler bu konulara da bakarlarsa konu daha iyi anlaşılır ve idrak edilir diye düşünüyorum. Evet. Gezi kelimesinden hep korkmuştur diyor Erdoğan için Meral Akşener. Erdoğan'ı iyi tanıyanlardan biri. Kesinlikle öyle. Çok korktuğu için zaten bugün üzerine gidiyor. Ama şunu da akıldan uzak tutmayın. Gerçekten karanlık bir döneme girildi. Artık Türkiye'den yayın yapan e, yayıncılar da bunun altını çiziyorlar. Bazen ağızlarından kaçırıyorlar. Kapkara bir dönem. HDP kapatma davası ki kapatma çok olası ve yüzlerce HDP'nin siyaset yasa alması olası. Kavala kararları, e, seçim yasası, e, her gün 60-70 askeri eski askeri lise öğrencisi gözaltına alınıp tutuklanıyor. Haberiniz var mı? 15 Temmuz 2016'da 14, 15, 16 yaşında olan o gün yaşları tutmayan askeri lise öğrencilerini topluyorlar. 50'şer, 60'ar er, her gün. Bilmiyorsunuz tabii. Dikkati takip edilirse görülür. Dönelim siyasete. Ali Babacan böyle bir tweet attı ve bir basın toplantısı düzenledi. Deva Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, şanıyla, kendi logosuyla girecek. Sonrasında da esasen dedi biz altılı masada Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Bu bizim altılı masada e, masayı devirdiğimiz, kendi taburemizi devirdiğimiz, masadan kalktığımız anlamına gelmiyor. Mealinde konuştu, açıklama orada okursunuz. Şimdi e, ciddi bir iletişim sorunu var. Eğer bir ittifak yaptıysanız bunun iletişimini iyi götüreceksiniz Bugünden daha seçime 13 ay 14 ay var normal süresinde gidilirse seçim takvimi ilan edilmemiş, tarihi ilan edilmemiş, süreç başlamamış, kampanya dönemi. Yani bugünden siz daha altılı masanın ikinci üçüncü toplantısında böyle bir çatlak görüntüsü veriyorsanız yarın nasıl olacak ki? Her gün kriz çıkar o zaman. Her gün her kafadan bir ses çıkar. Siz sürekli buluşuyorsunuz. Kurmaylarınız buluşuyor. Bir araya geliyor falan. 2018'de ittifak çatısı altında. 2015 seçimlerinde her iki seçimde de baktım. 60-70 bin civarında oyu olan. 60-70 bin civarında oyu olan. 2015'te iki seçimde. Demokrat Parti Gültekin Uysal çıkıyor. Ve diyor ki. Bu 20 yıllık AKP sorumluluğunu paylaşan insanlar Cumhurbaşkanı adayı olamaz. O tweet'i niye attığı belli. O tweet'in nereye gideceği belli. Sonra da öyle demek istemedim. Öyle dedik dediğin ortada Ali Babacan'la Davutoğlu'nun ne işi var diyor. Kastettiği bu. Çünkü diyor bunlar 20 yıllık AKP iktidarının sorumluluğunu paylaşan isimler. Zaten biri başbakanlık yapmış, öbürü başbakan yardımcılığı ve sayısız bakanlık yapmış yani. Biri trollüyor. Ya nasıl olacak ki bu işin iletişimini iyi götürmek zorundasınız. Daha dün değil evvelki gün. Neredeyse işte Ali Babacan'ın açıklamasına göre. Oturmuşsunuz yemek yemişsiniz veya altılı masada işte Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelmişsiniz. Orada konuşacaksınız bunları. İki gün sonra çıkıyor diyor ki Ali Babacan biz işte kendi başımıza gireceğiz seçime falan falan. Millet de bunu analiz etmeye çalışıyor. Yani şimdiden böyle her kafadan bir ses çıkarsa yarın öbür gün seçim sürecine girildiğinde topla artık toplayabilirsen. Ve bu konuda dikkatli götüren CHP ve İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener odaklı bir skandala, bir e, pot kırmaya, bir e, sarsıntıya rastlamıyoruz. Ama bu alttaki yüzde birlik ikilik partiler, yüzde 0.1lik partiler enteresan bir şekilde ortalığı karıştırıyor. Bu işin seçiminin çok iyi götürülmesi lazım. Burada çok ciddi sorun var yani. Çok ciddi sorun var. Ee, sokakta hep söylüyorum muhalefet kazanacak duygusu olmalı. Gümbür gümbür geliyorlar. İşte oluyor falan duygusu olmalı. Biz bunları yaşadık. 1991 seçimleri benim ilk oy kullandığım seçimlerdir. 31 sene olmuş. 1991 seçimlerinde Demirel'in gümbür gümbür geldiği belliydi. Hesap sor hocam diye geldi. İki anahtar vaadiyle geldi. Udidem dedi. Ulusal dinamik denge modeli. Tansu Çiller'in vitrine koydu vesaire. 1995 seçimlerinde gazeteci olarak, olarak Refah Partisi'ni takip ettiğim ve e, yakından izlediğim seçimdir. Refah, Refah Partisi gümbür gümbür geliyordu. 1999'da Ecevit rüzgarı belliydi ve 2002'de AK Parti gümbür gümbür geliyordu. Besbelliydi. belliydi diğer bütün partilerin kaybedeceği, ANAP'ının, DYP'sinin falan kaybedeceği aşikardı. Evet. İşte böyle olması lazım. Bu rüzgarı görüyor musunuz siz? Bu rüzgarı göstermeli muhalefet. Devlet Bahçeli çok mutlu olmuş. Babacan çok zeki hareket ediyor diyor. <laughs> Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var diyor. Evet. Esasen haksız değil yani Devlet Bahçeli. Gerçekten haksız değil. Bunu belirtmiştim. Kılıçdaroğlu hep birinci tekil konuşuyor. Ben bu memlekete huzuru getireceğim diyor. Ama adaylığı henüz ilan edilmedi. O arada CHP'li Barış Arkadaş, Ali Babacan ve Deva'nın aldığı karar CHP seçmenini büyük bir yükten kurtardı demiş. Şimdi nasıl bir yük ona bakacağız ama Dursun Çiçekçi onu, onu RT'lemiş görüyor musunuz? Ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani parlamentoda milletvekili olunca yakanıza rozeti takınca olay bitiyor mu? Yani kendi şeyinizde böyle bir şey olabilir mi? Türü demeçler vereceksiniz ve sonraki seçimi bekleyeceksiniz. Türkiye'yi yönetmek, Türkiye'nin yönetimine talip olmak, mevcut rejimi değiştirmek gibi bir amacınız var mı gerçekten? Gerçekten var mı? Etiniz ne budunuz ne? Yüzde kaç alıyorsunuz? Bakın. Şimdi babacanla alakalı deniyor ki işte bizim baraj sorunumuz yok. Ya baraj sorunu olup olmaması gerekmiyor ki. Seçim sistemini değiştirdiler ve sizin seçim bölgesinde ilk 1-2'ye girmeniz gerekiyor. İlk 2 de değilseniz özellikle küçük illerde milletvekili, milletvekili kazanamayacaksınız. Barajı geçmiş olsanız dahi. Hep söylüyorum. İçine sinen CHP listesinden aday olacak. İçine sinen İyi Parti listesinden aday olacak. Kemli, kenti pa parti rozetlerinizi seçim sonuna kadar masaya koyacaksınız. Gideceksiniz. Ya CHP listesinden ya İyi Parti listesinden aday olacaksınız. Başka türlü şansınız yok. Çalıştım ben bu konuya. Yok. Net. Şimdi bakın 1991 genel seçim sonuçları. Çok iyi biliyorum ben ilk oy kullandığım seçim aynı zamanda. DSP yüzde kaç oy almış ve... ...kaç milletvekili çıkarmış? DSP'ye bakın sarıyla işaretlemişim. Yüzde 10 oy almış. 2.6 milyon oy. 7 milletvekili çıkarmış. Görüyorsunuz değil mi? Yüzde 10 oyla DSP 7 milletvekili çıkardı. Siz alamayacaksınız da o kadar oyunuz yok da. %10 oy. hadi 7'ye indi şimdi seçim barajı. Yüzde 7-8 oy bile alsanız. Davutoğlu ayrıca alsa. Babacan'ın partisi ayrıca alsa. Çıkaracağınız milletvekili bu kadar. Refah Partisi %16 oy almış. 61 milletvekili çıkarmış. Ama nasıl? O gün ittifak yaptı. MHP ve İD İDP ile. MHP, e MHP'nin bir önceki partisi. MHP, Kapatılan partiler tekrar açılınca... ...MHP'yi kapattı. Alparslan Türkeş MHP'ye kattı. Milliyetçi Çalışma Partisi. Ve Islahatçı Demokrasi Partisi, İDP. Şimdiki Millet Partisi. Aykut Edibali'nin partisiydi. Millet Partisi de herhalde kapalı olduğu için... ...Islahatçı Demokrasi Partisi'ni uzatmayacağım. Refah Partisi, MHP ve İDP. Yani Erbakan, Alparslan Türkeş ve Aykut Edibali... ...ittifak yaptılar. Ve... MCP ve ÖDP'liler Refah Partisi listesinden, tabi seçim ittifakı falan yok. O günlerde seçim ittifakına izin veren yasa da yok. Refah Partisi listesinden seçime girdiler ve bu sinerjiyle %16 oyla 61 sandalyeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiler. Bir anlamda şey yaptılar yani kanuna karşı hile yaptılar. Başka türlü siyasi bir sonuç almaları mümkün değildi. Hürbas'ın bir yere kadar, seçim sistemi bir yere kadar ve başarılı da oldu. Altında bakın DSP'ye, %10 oy. Bakın, 4.1 milyon oy alan Refah Partisi 16 ve 3 parti ittifakıyla 61 milletvekili çıkarmış. 2.6 milyon oy alan Demokratik Sol Parti 7 milletvekili çıkarmış. Böyle bir şey olacak. Bizim baraj sorunumuz yok diyorsunuz. Olsun olmasın böyle bir şey olacak. Yeterince durdu ekranda değil mi grafik? Hepsini alın. Deva Partili, Gelecek Partili, Saadet Partili arkadaşlarınıza gönderin. En önemli buhran, ekonomik buhran, siyasi buhrandan daha ağır. Latif Demirci, arkadaşlar muhabirin arkasında gözüken kasabı buzlayalım lütfen, lütfen diye çizmiş. Bu bir televizyon reji odası. İnsanlar bulamıyor çünkü. Bu buzlama işini ilerletmiş. Bugünkü karikatüründe de sevim Koşbak yemek masasını buzlamışlar dizide diyor. Evet artık bu tür şeyler yani bu bile artık hürriyette çizen bir karikatüristin e, mutfağın, sokağın, hanelerin nasıl yandığını alev alev göstermesi açısından önemli. Kapatırken Ukrayna ile ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. Transdinyester yani Moldova'nın e, doğusundaki 500 bin kadar kimi çifte pasaportlu, Rus kökenli insanların Hedef olduğunu ve Rusya'nın artık Odessa dahil bu Dinyester, Trans Dinyester bölgesine de harekat düzenleneceğine dair endişeleri belirtmiştim bir önceki yayında. E, Moldova'da endişeler büyüyor. Pazartesi günü oraya e, orada bir askeri hareketlilik olmuştu. Bakalım iş nereye gidecek. Ama şu da önemli. İngiltere Dışişleri Bakanı Ukrayna'da zafer batı için artık stratejik zorunluluk. Rus birliklerin Ukrayna'nın tamamından çekilmesi gerekiyor demiş. Ukrayna'yı biraz cesaretlendiren de bu. Donbass'ı dahi yani o ayrılıkçı bölge denen Donbass'ı dahi Ukrayna Ruslara bırakmak istemiyor. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın da kastığı bu, kastı bu. Ukrayna'nın tamamından çıkmalı diyor e, İngiltere Dışişleri Bakanı. Ve batı için bunun artık stratejik zorunluluk olduğunu söylüyor. Bu savaşın sonraki süreçte de epey devam edeceğini gösteriyor. Bugüne kadar Ukrayna'da 5 milyar doların üzerinde askeri yardım yapılmış. Putin kıtalar arası nükleer testler yapmaya hazırlanıyor. NATO çok hırslı. Belki de Ukrayna bu yüzden Donbas'tan dahi vazgeçmiyor. Ve İngiltere Başbakanı böyle konuşuyor. O açıdan önemli. Gelişmelerin dikkatle takip edilmesi icap ediyor. Evet. Time'ın yeni kapağı Elon Musk. Twitter'ın yeni sahibi 44 milyar dolara. Gerçi satış işlemleri tam olarak tamamlanmadı. Ancak bu Twitter'ın özgürleşip özgürleşmeyeceği ya da totaliterleşip totaliterleşmeyeceği fikir hürriyetine ne kadar izin vereceği konusunda endişeleri de barındırmıyor değil. Obama 300 bin takipçisini kaybetmiş mesela. Twitter'ı kapatıp çıkanlar var. Time'ın kapağında da Elon Musk acaba civcivi ya da işte kuşları neyse tweetleyen kuşları ee, cikleyen kuşları tweet cikleme demek tweetleme cikleme cikleyen kuşları ee, böyle kafese kapatmış kuş kafesine kapatmış gibi görünüyor bakalım iş nereye gidecek ama açıkçası ben de endişeli, endişeliyim e, çünkü e, bu tam anlamıyla bir özgürlük değil bir de bu sunulurken e, Belki daha geniş bir yayının konusu ama sadece bir cümle söyleyeceğim. Şöyle söyleniyor: işte trolleri temizleyecek filan, işte sahte hesapları temizleyecek, kendi kimliğiyle girmeyenleri temizleyecek. Arkadaşlar fikir hürriyeti veya düşünce hürriyetinden den bahsederken bir bazı şeyleri çok dikkatle ele almanız lazım. Türkiye'de insanlar kendi kimliğiyle yazabiliyor mu? Türkiye'den? Haliyle e, nickname veya takma ad kullanıyor takma hesaplarla veya kendilerini gizledikleri hesaplarla bir şeyleri ifade etmeye çalışıyorlar bu aynı zamanda bir gereklilik aynı zamanda bir çıkış aynı zamanda bir çözüm aynı zamanda kendini ifade etmenin farklı bir yolu kimse işte efendim isimsiz hesapları no name hesapları ya da kimliği olmayan hesapları kapatacak trollerle mücadele etsin ayrı bir konu trollerle hepimiz mücadele ediyoruz ama o farklı o farklı her isimsiz hesap troll değil Dolayısıyla o kimlik ibrası, ibrazı falan gibi konuların çok dikkatli telaffuz edilmesi gerekiyor. O arada son iki tweet paylaşmış 28 Nisan tarihli yeni tweetler bunlar. Bundan sonraki hedefim Coca-Cola'yı alıp içine kokain koymak tekrar diyor. Yani arkadaş espri bile değil ki kokain yani 1800'lü yılların sonunda Coca-Cola ilk çıktığında içinde kokain oldu. Çünkü o zaman Amerika'da kokain serbestti, legaldi. ...içinde kokain olduğuna dair... ...efsaneler vardı. Hatta... E, ...bazı... ...içindeki ma maddelerden... E, ...böyle kokainle... ...akrabalık kurulabilecek filan... E, ...şeylerde söz konusuydu her ne kadar Coca-Cola'nın... ...formülü saklansa da. Ama yapılacak... ...espri değil. Yani Elon Musk diyor ki... ...sonraki hedefim... ...Coca-Cola'yı almak, içine de kokain koymak. Espri yapmış. Altına da şunu yazmış. Hadi hep beraber... E, ...şenlendirelim burayı. Falan. Yani... Yani yukarıdaki tweetle şenleniyorsa ayrı bir konu ama değişik bir eğlence e, anlayışı var Elon Musk'ın diyelim ve bugünkü manşeti böylelikle kapatalım. Ramazan ayı boyunca salı ve perşembe günleri ekrandaydık. Önümüzde bayram var. Şimdiden herkesin bayramını tebrik ederim. Muhtemelen pazartesi günü. Herkesin bayramını tebrik ederim. Bayram haftasında ve sonrasında nasıl bir biçim vereceğiz? Nasıl yayın periyodunu ayarlayacağız? Bunu da elbette kısa zamanda ilan ederiz ve daha sıklıkla tabii sizlerle kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdiden tekrar Herkesin bayramını tebrik ederim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.